Cumhuriyet Halk Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de vatandaşların geçim sıkıntısı çektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen ek vergilerin vatandaşların sırtına yüklenmek istendiğini savunan Özcan, vergide adalet olması gerektiğini vurguladı. Öncü TV mikrofonuna yaptığı açıklamada vergiyi kazanandan almak lazım, kazanmayandan değil diyen Özcan, vatandaşların sırtına yeni vergiler yüklemenin yanlış olduğunu söyledi. Bakiyesi 100 bin TL'ye geçen kredi kartı kullanıcılarından savunma sanayi için vergi istemenin yanlış olduğunu belirten Özcan, savunma sanayi için halka böyle bir vergi yüklemek bence yanlıştır. 100 bin lirayı geçen kredilerle ilgili biliyorsunuz 750 bin lira gibi böyle bir rakam vardı. Ancak bu bütçe plan komisyonunda bunlar reddedildi. Şu anda gündemden kalktı. Ama bunu düşünmek bile yanlış. Vergi alınacaksa yani halkın bugün 100 bin lirayla mutfağına ihtiyacını görmek için parayı harcıyor. Bunların üzerine bu vergiyi yüklememek lazım. Bu gelir dağılımında adalet diyoruz biz her zaman. Vergide de adalet olması lazım. Bunu tabana yaymak lazım. İş adamlarına yaymak lazım. Kazanandan almak lazım. Kazanmayandan almamak lazım. Vatandaşımız zorda. Pazarda, çarşıda yani eğitimde, sağlıkta her yönden zorlu. Hem ekonomide bir taraftan bu da bindirdiği zaman insanlarımız geçim sıkıntısı çekiyor. Bunda biz de Türkiye'nin vekili olarak bizi de üzüyor. Bunu geri çekler. Gerçekten biz de memnuniyet duyduk. İnşallah böyle dolaylı vergileri tekrar getirmezler. Getirirse de biz parti olarak bunun karşısında oluruz. Hükümetin Düzce'nin ekonomisini yakından ilgilendiren fındık politikalarını da eleştiren Özcan, üretimde maliyetlerin sürekli arttığına dikkat çekti. Türkiye'nin fındık üretiminde lider ülke olduğunu işaret eden Özcan, bu nedenle üreticilerin korunması gerektiğini kaydederek, fındıkla ilgili ben sezon açılmadan evvel, 2 ay evvel fındıkla ilgili parlamentoda konuşma yaptım. Yani fındık fiyatının, tamam fiyatının 200 lira olmasını istedim. Yani gerçekten bugünkü girdi maliyetlerin yüksekliğini biliyorsunuz. 200 liranın aşağısındaki bir şey üreticiyi kurtarmaz. Yani işçi yömelerinin fiyatı 1500 lira. Yani 1500 liranın olduğu bir yerde ya siz 130 lira taban fiyatı veriyorsunuz. O taban fiyatı da 130 bin lira geçerli değil ya. 70 bin lira, 80 bin lira, 90 bin lira. En son 110 bin lira. Ya bu işçiyi, üreticiyi kurtarmaz bu rakamlar. Bizim de partimiz, genel başkanımız bununla ilgili 165 lira taban fiyatı istemiştir partimiz olarak. Bunlar da yerine gelmedi. Şimdi bir taraftan da kokarca diye bir hastalık çıktı Evet, biliyorsunuz. kahverengi. Kahverengi kokarca. Bu da tabii ki fındığa zarar veriyor. Elek altı var. Yani bunlar elendiği zaman üreticinin eline bir şey geçmiyor. Bu sene ben fındık üreticisinin üretimi boş geçti diye düşünüyorum. Evet. Fındık alanları bundan sonra böyle giderse bu taban fiyatlarla millet yarıya verecek. Veyahut da icara verecek yerlerini. Ben böyle düşünüyorum. Bu Fındık üretimi. tabii ki yani girdi maliyetleri yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, işçilik yüksek. Yani kur bir yerde durmuyor, yükseliyor her gün. Buna bu vatandaş dayanamaz. Yani devletin özellikle yani fındıkta biz dünya birincisiyiz biliyorsunuz. Üretimin çoğunluğu bizde. Bir karar almasında yarar var diye düşünüyorum. Biz üreticimizi korumamız lazım. Düzce'nin artık sanayiye doyduğunu ve bu nedenle tarımsal üretime geçilmesi gerektiğini söyleyen Özcan, sanayiye önce sıcak bakıyorum, onu söyleyeyim size. Yani üretimin, yatırımın olduğu yerde istihdam olur, üretim olur, ihracat olur. Gelir dağılımında bir gelir olur yani artar. Ancak bulunduğumuz şehrin de jeopolitik durumuna bakmamız lazım. Tarım arazilerinin olduğu bir yere fabrikanın kurulması bence doğru değil. Düzce için yeterli fabrikalar vardır, sanayimiz vardır ama bunu genişletmek bence doğru değil yani. Bu patates tarlalarına, pancar tarlalarına, karpuz tarlalarına halen fabrikalar yapılmasını doğru bulmuyorum. Yapılacaksa daha dağ kesimlerine, daha uzak kesimlere yapılmasına fayda vardır. Yani sanayiye karşı değilim ben o anlamda söylüyorum. Ama verimli arazileri Şimdi kullanmasa karşı. yani verimli arazi, tarım arazilerini kullanmamamız lazım. Düzce'nin geçim kaynaklarından biri tarımdır burada, turizmdir. Bunları öne çıkartmamız lazım. Sanayi evet güzel, sanayi fabrikalarımız çoğunlukta var. Bunları belli bir düzeyde tutup tarım ve turizme ağırlık vermemiz lazım. Ama eğer yatırım olacaksa da daha dağlık bölgelere hava kirliliğinden korunmak için bazı değişik bölgeleri seçmemiz lazım. Özellikle kış aylarında Türkiye'nin en kirli havasının ölçüldüğü Düzce'de kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların da doğalgazdan yararlanması gerektiğini dile getiren Özcan, ben hava kirliliğini biliyorsunuz daha evvel gündeme getirdim. Buradaki sanayi fabrikalarının
tüten bacaların filtre ile ilgili o kısımların bir tekrar daha elden geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Mekanizmanın çalışması lazım. Kış aylarında biliyorsunuz çoğu halen odun yakıyor. Bu arada da doğal gazın gitmediği köyler var. Ben bunu özellikle değinmek istiyorum. Evet. Düzce halkı doğal gazdan yararlansın. Özellikle bir ultimatum geçirebilir değil miyiz? Çünkü memleketi olarak çok Türkiye'nin en kirli havasını soluyan dünyada sayılı evet. şehirlerden biriyiz evet. biz. Onun için bu pis havadan kurtulmamız için doğal gazın derhal devreye girmesi lazım. Ben köylerde yani merkeze yakın köyler merkeze yakın çok köyler var. Yakın köyler var. Hemen yanı başında doğal gaz var. Yolun öteki tarafında doğal gaz yok. Bunlara çok acil çözüm bulunmalıdır. Bugünkü mevcut hükümet, yerel yönetimler bu konuda çalışma yapmalarında fayda var. Düzce'yi hava kirliliğinden ancak biz böyle kurtarabiliriz.